Yumurtaların üzerinde 0'dan 3'e kadar devam eden bazı numaralar var biliyorsunuz. Ve ne anlama geldiklerini artık hepimiz biliyoruz. O yumurtayı yumurtlayan tavuk kafeste mi yetişmiş yoksa doğal ortamda mı? Bunu anlamamızı sağlıyor numaralar. Peki ne kadar güvenilirler? Orası tartışılır. Çünkü işin içine sahtekarlar da giriyor. Yani organik diye aldığınız yumurta kafeste yetişmiş bir tavuğun yumurtası olabilir. Aman dikkat, bakın neler yapıyorlar. Üzerinde yazıyor organik diye. Sırf onun için alıyoruz. Son kullanma tarihine bakıp alıyoruz yumurtaları. Numaraya da bakmıyoruz. Numaraya bakmıyoruz. İşte fırsatçılar da her müşterinin organik veya köy yumurtası yazısını görünce almasından faydalanıp yeni bir oyun tezgahladı. Piyasada çiftlik yumurtasını veya gezen yumurtayı bulmak çok zor. Sandık esnaflardan alışveriş yapıyoruz mahallemizde. Bu işin en civcivli kısmı da fırsatçıların normalde 3 numara olan çiftlik yumurtası yetiştirip yumurtalara 0 numara doğal organik yumurta damgası basması. Hatta daha da inandırıcı olmak için yumurtanın üstüne tavuk dışkısı bulayıp böyle pazarlaması. Üretici firmalar art niyet içerisinde yumurtaları gezen tavuk ve organik yumurtasına çeviriyorlar. Oturduğu yerde önüne atıyorlar, hazır buğdayı veriyorlar, yiyorlar. Tavuğun affedersiniz pisliğini dahi üzerine bulaştırıp da gezen köy yumurtası diye satanlar var. Fırsatçılar bu yöntemle %50'ye kadar fazla kazanç sağlıyor. Organiğin maliyeti %50 daha pahalı aslında. Yani %50'yi direkt kar marjı yapıp arkadaşlar para kazanıyorlar. Piyasayı bozuyorlar bildiğin. Bu yumurtanın tanesi ne kadar? Tane 1 lira. Onların ne kadara satıyorlar onlar? Yani onlar da 75 kuruş, 50 kuruş. Peki yumurtanın organik olup olmadığını nasıl anlayacağız? Anlamıyoruz tabii. Üzerindeki etikete inanıyoruz o kadar. Onu biz anlayamıyoruz. Normal köy yumurtasının rengi şu şekilde oluyor. Kahverengimsi. Tabii, tabii kırdığın zaman içinde hafiften sarı taraf olur bunun rengi. Yumurtanın organik olup olmadığını anlamak ne kadar zorsa üzerine baskı yapmak da bir o kadar basit. Yumurta baskılama iki şekilde ve basit bir yöntemle yapılıyor. İlki bu yazılama makinesiyle internetten kolay bir şekilde temin edebilirsiniz. İkincisi ise ondan daha da basit. İşte bu tür kaşelerle yumurtaları kolay bir şekilde baskılayabilirsiniz. Fırsatçılarımız her yerde ne yazık ki.